Ya, bir dakika. Görmediniz mi bunları? Bunları ilk defa burada görüyorum vallahi ben. O zaman Isparta'ya hiç gelmedi bunlar demek mi? Yok, gelmedi gelmedi bunlar. Peki, bunlar Isparta'ya gelmedi. Bunlar direkt ben burada taşınmış bunlar. Mustafa Beyciğim, size bunları duyuyor musunuz beni siz? Eşiniz buyurun. Eşiniz bu kıyafetlerin onun çatıda olduğunu sizden neden saklıyor? Vallahi billahi bak şu anda 3-2 tane ben daha. Ya niye saklıyorsun eşine? Bir dakika bir şarj edeyim. Yalan konuşuyor. İspanya'dan taşındığımızda hepsi bir geldi zaten çamaşırı. Ya geldi de çatıda kızının kıyafetlerinin olduğunu. Dedim ama evle bir ilgisi yoktu diyorum size. Yani çamaşırı üstünüz altınız var mı diye sormazdı ki. Kızın ya eşyaları zaten kızım kendi gitti başka bir şey götürmedi ki. Eşyalar nerede olabilir dedim hanım. Ya 15 yaşında bir çocuk bir de hamile olduğunu söylüyorsun. Babasının arkasına şey biniyor. Mobiletin arkasına biniyor gidiyor. Bir daha kendiniz haber alamıyor. Gelmiyor zaten hiçbir şeysiz gidiyor. Sadece üstünde ne varsa onunla gitti çocuğum. Başka bir şey ne götürebilir elinde? Nerede olduğunu, sizin kızınızın nerede olduğunu eşiniz biliyor mu? Didem Hanım. Ha bu soru. Ya Didem Hanım bakın şu benim sesimi kesmesin. Benim sesimi kesmesin. Ya da ben vallahi bakın yayından çıkacağım bak. Benim iyice sinirlerim, moralim bozulmaya başladı. Bak her türlü bir şekilde bana iftira atıyor. Ben bu şimdiye kadar ne kimliğini ne bu eşyalarını görmedim diyorum ben size. Demem çıkacak diye ben sakladım Didem Hanım. Hiç atmadım. Hiçbir şeyini atamadım. Çünkü vazgeçmedim evladımdan. Ya benden niye sakladın bu eşyaları? Evladından vazgeçemedim. Bu eşyaları benden niye sakladın? Yalanmış. Ona desem ne çık? Çünkü çocuğumu götüren, en son götüren çocuğum o. Ne gördün Büşra? Büşra ne gördün orada canım? Büşra ne gördün? Benim. Büşra benim o. Benim çocuk. Hatta... Çocuk bezi var burada da bu çocuk bezi kimin diye. Çocuk bezi diyor. Büyük hasta bezi. Benim hastane bezim. Hasta bezi hasta. Hasta bezi hasta beziymiş. Hastane. Ya onları okuyan başka de... eşyaları var mı buralarda bunun? Bir karı koca konuş bak bir şey soruyor. Başka hepsi, eşyaları hepsi var orada. Mı? Hepsi orası zaten. Başka eşyası yok. Sadece kazakları saklamışsın. Yok hepsi var da. Kazalarda yani, kızım pantolonu. Ait. Yok o benim kendimin. Çantası mansız yiyordu bu şarım. Zaten buradakiler... sadece bir okul çantası vardı onunla gitti. Onlar benim eskilerim. Ya sadece kazaklarını mı sakladın? Kazakları, giderken pantolonları. Giderken yanında çantası da mı vardı? Hayır, Fatma Hanım giderken hayır, yanında hiç, çantası da mı vardı? Hiçbir şey yoktu ya Büşra hiçbir öyle şey. Öyle dediniz az önce de bir okul çantası vardı onunla gitti sadece dediniz. Sadece okul çantasıyla yani okul çantasıyla kaldı. Şey çantası hiç olmadı. Yani demek istediğim... Okul çantası nerede burada? Hemen yok, bulalım. Nerede okul zamandan, çantası? Yok yok. Onu atmışızdır. Eskidi zaten 60'ızdır. Yok bütün çanta eşyaları burada ya okul çantasını da buraya mı koydunuz? Onu hatırlamıyorum diye bu şey okul çantasını hatırlamıyorum. Mustafa Beyciğim, peki Mustafa Beyciğim bir şarjım mikrofonu verir misin Mustafa Bey? Mustafa Beyciğim, sizin eşiniz sizce bu kıyafetlerin buyur. Yani buyur. Ben açıkçası ya ben çok şaşkınım sevgili izleyiciler. Vallahi çok şaşkınım yani. Yani ikinizin ortak evladı. Yani hiçbir şekilde çocuktan evet. Haberiniz yok. Öyle diyorsunuz. Kıyafetler ya söylesem bile ilgilenmeyecekti. Zaten babalık bile yapmadı doğru düzgün diyor. Size Mustafa Bey. Anladığım kadarıyla. Köylüye sorabilirsiniz. Madem ben yalnız babalık, haber olmadan madem sorun. Ben 4 dur. Tane çocuğa ben babalık mı yapmadım yani? Öyle diyor. O yüzden söylemedim diyor. He, ben neyi söylememiş? Babalık yapmadığı için söylemedim diyor. Ya babalık yapmamışım da benim yanımda 25 senedir nasıl durmuş bu? 4 tane çocuğu nasıl doğurmuş benden ya? Benim bak çıldıracağım ben bak çıldıracağım. Bana iftira atmasın. Yayında boş yere 5 dakikalık. Sen konuşursun bak ben yayından çıkarım sen konuşursun bana orada. Mustafa Bey bir şey soracağım. İzleyiciler çok sağ olun sevgili izleyiciler. Ben çıkıyorum o zaman yayından o konuşsun o zaman. Bir dakika bir izleyici Büşra izleyicilerimiz çok dikkatli ben göremiyorum bu kanalı. Bir yandan gözlük de takıyorum. Yakında görme problemim var. Allah'ım en son 2.25 olmuş. Bana şunu söyler misin ya? Kıyafetler çok temizmiş. Yani 10 yılda kıyafetler nasıl bu kadar temiz kaldığını. Ya şu an hiç oynamadım. Orada aynı durdu. Ya yani 10 yıl. Hiç oynamadım. Aynı durdu Didem Hanım. Hiç oynamadım. Kıyafetler çok mu temiz Büşra? Nasıl? Alttakiler temizdir. Ne durumda kıyafetler? Fatma Hanım müsaade ederse bir cevap vereyim Didem Hanım ben size. Teşekkür ediyorum Fatma Hanım'a. Hı. Didem Hanım şöyle açtığımız zaman bir toz bulutu tabii genzimize geliyor. Çok özür dileyerek söylüyorum. Ancak benim de dikkatimi şey çekti. Seyircilerimize ben de sizin aracınıza teşekkür etmek isterim. Biliyorsunuz 10 sene içerisinde bir güvesi olur bir şey olur. Hani burası iyi korunaklı bir yer değil ve kameraman arkadaşım Yusuf'tan rica edeceğim. Şu çatı aralığını gösterebilir mi? Burası açık bir yer yani. Hiç böyle bir delinme bir şey yok şeyde kıyafetlerde. Sadece şöyle göstereyim. Tozları var sadece.
Bakın. Güve girer, çürür, kıyafetler. Hiç çürümedi, hiçbir şey olmadı. Aa, ne yazın... zamandan beri kıyafetler burada duruyor? İspanya'dan geldiğimizden beri. 8 yıldır. Evet. 8 yıldır yani. 8 yıldır. Allah Allah ya. Söyle Musa Bey. Zaten... Bir dakika. Didem Hanım. Söyle Musa Bey, evet. Bu elbiseler benim kızıma ait olduğunu ben sanmıyorum. Bu elbiseler bir yandan gelmiş, bu eşyaları buraya çıkarmış. Öyle mi? Kızım eşyaların benim kızıma ait olduğunu bilmiyorum. Çünkü... Bana olmaz o çamaşırlar. Benden başka şey de yok, çocuk da yok yani. Bir dakika. Ne var, o ne? Benim kızıma ait olacağını sanmıyorum bak. Ha, kızınıza ait değil. Melek gibi bir şey. Yok Didem Hanım, hepsi kızıma ait. Sana ait bu. Bugün... Ya 15 yaşındaki bir çocuğun kıyafetleri değil. 15 yaşındaki kızınızın kıyafetleri değil. Siz zaten değil. Başka ne var? Siz bir bakın. Efendim bak, bu 15 yaşındaki kıza ait değil bak. Bak bu 15 yaşındaki kıza ait değil bu elbiseler. Büşra bir baksana. Bu elbiseler kendi elbiseler efendim, bakın. Öyle mi? Hayır, hayır ya, bu gayet 15 yaşında bir çocuğun giyebileceği. Büşra baksana. Eğer yapılıysa kilolu bir çocuksa olabilir. Kilolu muydu? Nasıldı? Fatma? Bak Didem Hanım baksın. Sen bana söyle. Sen çocuğun nasıldı? Kilolu muydu? Yani gibiydi diyor ya. Bu laç beden. Kalıplıydı. Büşra baksın. Büşra bilir. Sen de uzun boylusun çünkü, evet. Kalıplısın. Ben olmaz çünkü. Ben kalıplıyım. Yani ondan iriydim. Bana bir de çocuk şeyi ben olmaz. Baksana. Bu olur. Bu olur. Bu. Yani peki neden bunların... Bana olmaz. Didem Hanım. Bir dakika, neden ait olmadığını düşünüyorsunuz? Söyleyin kızınıza. Efendim bu elbiseler daha yeni. Allah bu elbiseler hiç giyilmemiş. Allah yeni Allah. Bu elbiseler. İşte Büşra Hanım da görüyor. Bu elbiseler giyilmiş mi? Yani... Bir dakika. Onlar ilk kıyafetleri görüyorlar. Büşra, bunlar yeni kıyafetler gibi mi duruyor? Bunların bazılarını İstanbul'a göndermenizi rica edeceğim sizden. Şu arkadaşlar, bazılarını İstanbul'a gönderin lütfen. Yeni kıyafetler mi Büşra? Bir dakika Tuncan. Değil. Çuvallar da 10 yıllık yani, değil diyor. Yani Didem Hanım, şimdi desen şeyiyle bakıldığını... Evet. Bakıldığında yani bunlar 10 sene önce de gayet giyilen kazaklar yani. Sonuçta ama bu insanlar köy yerinde yaşıyorlar. Sonuçta 10 yıllık hani bir tavan arasında kalıyor. Kazak. Toz olabiliyor. Ama o sırada içine ne bileyim işte naftalin konulur, bir şey konulur. Korumak yok, için işte lavanta konulur. Tabii, öyle tabii. Bir şey, tabii. Bir şey de yok. Bir şey ya, kıyafetler çok dikkat çekecek kadar iyi duruyorlar 10 yıla göre. Evet evet evet, kesinlikle. Onu söyledim az önce. Yani bir yüve girer, bir şey girer, evet, deler. Bir şey olur. Yok, fare şey çıkmaz olur. Oraya. Yani fare yiyecek bir şey yok. Yani sadece çamaşırı, fazlalıklarımı koyuyordum. Zaten evin içi dar olduğu sen için... Sen gelir gelmez kocandan kıyafetleri saklamadım. O da ilgilenmiyordu. Zaten ilgilenmiyordu. Zaten peki... ben yani kamyonu yükledik, getirdik ya. Böyle çuvalla nasıl çıkardık? Çocuklarla çıkardım zaten. Öyle kaldı. Yani çuvallar bile hiç değiştirmedim. Aynı İspanya'dan getirdim. Peki zaman zaman merak ediyorum. Zaman zaman tavan arasına çıkıp bu kıyafetlere bakıyor muydun? Yani üstünü örtüyordum. Yani açılan yerleri örtüyordum. Kızın ortalıklarda yok ya. Kızım gelecek diye dedim hanım. Ha, gelecek de ama özlüyorsun ya, nerede olduğunu bilmiyorsun ya. Devamlı çıkıyordum, bakıyordum kıyafetlerine. Çünkü ben vazgeçmedim kızımdan. Vazgeçmedin? Hayır. Kim vazgeçti? Hiç vazgeçmedim. Valla çıktık sıra boyuna yokluyordum çamaşırları. Dede bakayım da ledden daha iyi göreyim yani. Çünkü altını anlamayınca sadece üstünde vardır toz, altta yoktur, içlerinde yoktur. Zaten sıkı sıkıydı, üst üsteydi. Valla söyleyeyim, bu kıyafetler yani... Bilmiyorum. Babası diyor ki kızımın kıyafetleri değildi diyor. Eski kıyafet diyordu. Zaten İsparta'ya geçeceğiz diye hep yenilerden katmıştım. Burada ne var? Bir leke var. Bu ne lekesi? Her falan olmuş Didem Hanım. Islandığı için. Küflenmiş. Evet. Küflenmiş buralar. Kar yağdığı için içine giriyor ya. Sesim geliyor mu? Evet. Küflenmiş buralar, evet. Acayip bilgiler geliyor sevgili Spartalılar konuşuyor. Çalışıyoruz da. Ben Çarıksaraylar kasabasındaki sakinlere çok teşekkür ediyorum. Güzel bilgiler gönderiyorlar. Ya bir şey söyleyeceğim onu birazdan, o fikrimi birazdan söyleyeceğim. Büşra şöyle yapalım. Siz orada kalmaya devam edin. Orada ama şu nüfus cüzdanını nereden buldunuz? Onu bir ekranlara getireceğim. Alt kata mı insek? Alta inin. Öyle yapalım en iyisi. Orada daha sağlıklı yayın yapacağız. Sağ ol Büşra'cığım. Çok teşekkürler canım. Alt kata inelim. Ya şu senin kızının kimliğini. Onu getireceğim şimdi ekranlara da sevgili izleyiciler. Evet. Eşin buluyor. Evi 50 metre yerde. Bahçenin içinde buluyor. Kimlik ne haldeydi sana getirdiğinde? Eşin ne dedi getirirken? Yani orada bulduğunu.
Yani bu halde bulduğunu söyledi. Ne halde bulduğunu söyledi? Yani parçalı, güneş şeyli. Yani zaten elime verdiğinde de parçalıydı. Peki o bahçe sizin gidip geldiğiniz bir bahçe değil evet, miydi? Evet, bizim geldiğimizin bahçesi. Ekmiyor muydunuz o bahçeyi? Yani Isparta'ya gitmeden önce ektiğim bahçeydi yani. Isparta'ya gitmeden önce ektiğim bir bahçeydi. Hı. Ne ekiyordun orada? Sebze. Toprağı kazıyordun. Evet. Ya zaten öyle... gittiğimiz sene ters vardı üstünde, ters atmıştık. Nedir yani... o, özür dilerim? Yani koyun pisliği. Ha, koyun pisliği, evet. Koyun pisliği vardı. Biz gittikten sonra zaten tersi götürmüşler. Ha. Oraya giden olmuş. Yani çocuğun kimliği orada olsaydı sen? Ben fark ederdim. Fark ederdim. Yani fark etmezsem de yani biri bulurdu. Çünkü oraya girip çıkan çok olmuş. Yani tersiniz sen kimliği ben... nerede saklıyorsun kaç yıldır? Ya aynı yerde saklıyorum Didem Hanım. O kitapları... Bulduk bulduk biz, rahat ol. Kimlik orada nerede? Orada kimliği şeyin arasında saklıyordum, kitapların arasında. Çocuğun nüfus cüzdanını kitapların arasında sakladığından eşinin haberi var mıydı? Yoktu. Niye sakladın sen bunu eşinden? Ben yani eninde sonunda bir şey olur diye saklamıştım. Elinde yani bir sonunda, lazım olur diye. Elinde sonunda ne lazım olacak ve bundan niye eşinin haberi olmasın? Ya dedim ama zaten eşim verdi bana. Ya eşin sana veriyor da. Ben dedi. Atmadım yalnız, ben kaybetmedim. Ya sonrasında çocuğun kimliği nerede diye sordu mu? Hayır, hiç sormadı. Ha, sen koydun bir yere. Ben sakladım yani bir şey olur diye koydum. Mustafa Bey'e de soracağım. O kimliği nerede, nasıl bulduk, bir ekranlara gelsin lütfen. Gerçekten olacak iş değil. Önce ekranlara, sonra da blursuz bir şekilde Instagram'a koyacağım sevgili izleyiciler. Buyurun, inanılır gibi değil yani. Bir şey daha diyebilir miyim? Tabii ki. Hem Isparta dekan söylemedi bana. Isparta'dan döndükten sonra kimliği bana verdi. Yani Isparta'dan dönüşten sonra verdi bana kimliği. Yani Isparta dekan bana kimlik göstermedi. Siz o kimliği döndükten sonra mı buldunuz? Hayır, bulma değil. Yani kimliği bulmuş ama bana Isparta'dan sonra döndükten sonra verdi. Ha, kimliği buluyor. Buluyor. Isparta'ya şey götürüyor. Hayır, Isparta'ya götürdü bilmiyorum. Eve mi koydu orayı bilmiyorum. Yani Isparta'dan döndükten sonra bana neden sonra verdi. Siz taşınıyorsunuz. Bir daha bak, anlamak için soruyorum. Yanlış bir şey yapmamak için. Siz, kızınız kayboluyor öyle ya da böyle gece. Evet. İkiniz de birbirinizi suçluyorsunuz. Neyse, kızınız kayboluyorsa Isparta'ya taşınıyorsunuz. Evet. Kimliği Isparta'ya taşınıyorsunuz. Tekrar köye geldikten sonra mı sana veriyor? Evet, öyle veriyor. Hmm. Yani bir ara köye gelmiş. Bulmuş, o zaman bulmuş. Bulmuş. Öyle söyle. Yani o zaman bulmuş. Daha Isparta'dan döndükten sonra kimliği veriyor. Ne zaman buldu onu bilmiyorum. Siz kimliği nerede buldunuz Mustafa Bey? Ben kimlik mimlik bulmadım. Kimlikten de haberim yoktu. Ben kızıma bir iftira şey bir iftira olduğunu ben veya bu kızıma ben bir öldürsem ben o kimliği ona veremeyim efendim. Bilemiyorum. Peki bu kimliği sizden aldığı yalanını ben yalansa bir... niye söylüyor? Niye eşiniz böyle bana bir şey yapıyor? Bana her konuda iftira atıyor. Bak ben kızıma bir yanlış yapsam kimliğini ben çocuğa veremeyim, annesine veremeyim ya. Benim konuşmayacağımı bilir Didem Hanım. Senin konuşmayacağını bilir. Benim konuşmayacağımı bilir. Senin konuşmayacağından çok emin olduğu için. Evet. Sen onun öyle bir şeyini biliyorsun ki konuşamayacağını düşündüğü için. Hayır, hiçbir şeyini bilmiyorum Didem Hanım. Hiçbir şeyini. Çünkü beni yani suçlanacağımız bildiğim için ben suçlanacağımı biliyorum ya. Onu bildiğim için benden bir şey şey etmez. Yani o şeyden. Seni niye suçlasın ki? Neyle ilgili seni yani, suçlayabilir? Yani çocuğumu söylemedim ya baştan. Hı. Yani kendimde suçlanacağımı biliyorum ya. Onun için benim konuşmayacağımı bildiği için şey etmez. Bakın Mustafa Bey, kimliği siz bulmuşsunuz. Arkasından o kimliği almışsınız. Hatta bir süre sizde kalmış. Sonrasında da bu kimliği... Yalan. Eşinize siz vermişsiniz. Ya, bir daha bir şey daha. Efendim, bir dakika. Didem Hanım, bak, yalansa, bana yalan, bak yalan konuşuyor bana.
Neden yalan konuşuyor? Yalansa niye böyle bir yalana ihtiyaç duyuyor sizin eşiniz ya? Ya ben kızımı hastaneye götür. Ben kimliğini niye annesine vereyim ya? Vicdan azabı olabilir benim mi? Benim bu şeylerden hiçbir şeyden attığım haberim yok. Ben vicdan azabı ben olabilir mi? Ben eşyalarından da haberim yok düşündüğe kadar kimliğinden de haberim yok. Onda vicdan azabı denen bir şey yok onda. Onun şu anda ben tek derdi benim üstüme iftira neden atıp beni... Neden beni durdurdun, neden beni söylemedin dedik sıra ağlıyordu. Pişman olduğunu ağladım. Ağladın mı? Çok iyi bir şey söyledin. Bir daha söyle. Bir dakika konuşma. Çok önemli. Musa Bey çok beni, önemli. Beni durdurdun. Beni karakola şikayet ettirmedin. 18 yaşında çıkacak diye şey ettin diye durdun. Sıra ağlıyordu. Pişman olduğunu ağladığını ağlıyordu. Hüngür hüngür ağlıyordu. Ha, Mustafa hüngür hüngür ağlıyor muydu? Ağlıyordu. Pişmanım hüngür hüngür ağlıyorum. Ağlıyor, ağlıyor yani. Ağlıyordu. Pişmanım deyip hüngür hüngür ağlıyor. Hayır pişman yani dedirtmediğine, beni dedirtmediğine. Tamam. Yani ne demek şikayetçi olmadığınıza. Ben şimdiye kadar hiç ağlamadım. Şikayetçi olmadığından. Ağladınız mı? Didem Hanım. Hı. Didem Hanım. Evet. Allah'ım ya çok ilginç. Didem Hanım şu sesini kesin. Ya dese bak... Ben yayından çıkacağım bak. Benim iyice moralim bozmaya başladı. Elinden geleni iftira yapıyor. Bak şunu sesini kesin, sesini duymak istemiyorum. Tamam, ben yayından çıktıktan sonra konuşsun bu. Söyle, söyle peki. Efendim şimdi bak geçen ilk çıktığı zamanlar ne diyordu? İşte eşim şöyle hastaneye götürdü. Böyle yaptı, şuraya yattı, bunu yattı. Yine oradayım. Bak şimdi de kimliği işte verdi, eşyaları yukarı... Ya bir sus ya! Yine oradayım. Bir susar mısın? Tamam sen de sakin ol. Ben buradayım. Hepiniz konuşacaksınız. Söyle Mustafa. Bak şu anda bak. Ben şu anda sinirden her tarafım zıngır zıngır titriyor. Bak benim üstüme iftira atıp durma. Bak gerçekleri söyle. Aynen. Bak gerçekleri söyle. Benim üstüme iftira atıp durma. Ben şimdiye kadar ben kızıma, öz kızıma ben bir şey yapsam, kimliğini bulsam sana mı veririm ben ya? Yakarım imha mı? İmha ederim. Ben şimdiye kadar eşyaların yukarıda olduğunu ben bilmiyorum ben. Niye sakladın benden? Cevap ver Fatma. Cevap dersin. Sen nasıl bir vicdanın varsın ya? Nasıl bir vicdanın varsın ya? Bir dakika bekle şimdi Fatma konuşsun. Hiç sormadı ki kızın çamaşırları var mı şeyi var mı diye. Ben sormadı ki ben neden diyeyim çocuğun çamaşırları yukarıda diyeyim. Sormayan bir kişiye neden sorayım? Sormasa bile senin söylemen gerekmez mi ya? Ben söylemem. Neden söyleyeyim Didem Hanım? Bayağı bir fotoğrafçı yapıyorsunuz çocuk hayattaymış gibi ne bileyim bir şeyler. Sormadığı için neden söyleyeyim? Çamaşırları var mı diye sormadıktan sonra neden? Ya çamaşırları var mı diye anlatmıyorsun. Evet. Ama bir tane el alemin çocuğunu alıyorsun, benim torunum diye fotoğraf paylaşıyorsun. O paylaşan geldim, ben paylaşmadım. Ama sonuçta sen de poz veriyorsun. Ben poz verdim, ben çocuğu sevdiğim için poz verdim. Yani sonra bakalım, İspanya'dan döndüğümüzde bak, devamlı baktım çünkü. Peki.